Merhabalar sevgili TGT EU izleyicilere afiyet olsun programına hoş geldiniz. Efendim günlerden cuma ve çok değerli konuğumuz İsviçrelerden kalktı buralara kadar geldi. sizlere ekran başına davet ediyoruz ama bu arada ben hemen sponsorlarıma teşekkür etmek istiyorum. Efendim e, kur, e, Kurttaş diyecektim mutfağım için pardon ATS firmasına çok teşekkür ediyorum. Birbirinden güzel tencerelerle hafta içi her gün sizlere Sağlıklı yemekler pişiriyoruz. Her pazartesi kendi programları var. Tabii ki benimle beraber birbirinden güzel kampanyalarla. Bugün de çok güzel bir program olacağını düşünüyorum. İsviçre'den gelen konuğumuz sizleri o kadar güzel bilgilendirecek ki... ...o kadar güzel e, değerli bilgilerini e, bizimle e, paylaşacak. O kadar çok kapsamı var ki Murat Hoş Beyefendi bizlerle beraber... ...ben de bugün sizlere zeytinyağlı dolma yapacağım... Gördüğünüz gibi bütün marketlerde, Türk bakkallarında birbirinden güzel dolma biberler var. Çıtır çıtır herhalde Türkiye'den geliyordur. Çünkü bunu bizim Almanyalı vatandaşlar bilmezler. Onlarınki büyük büyük biliyorsunuz. Türk biberiyle harika bir dolma yapacağız. Özelliklerini, püf noktalarını size açıklayacağım. Ama önce Murat Bey'e hoş geldiniz demek istiyorum. Eğer telefonla bağlanmak isterseniz 06105 98 13 223'ten bağlanıp sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizlere sormalı. Sağ olun. Biz de gördüğünüz gibi her sabah geliyoruz. Yemeklerimizi yapıyoruz. Daha sonra da afiyetle yiyip evlerimize gidiyoruz. Çok güzel. Sağ olun. Efendim İsviçre'den e, Avrupa'nın en güzel şehirlerinden birinden e, Murat Bey geldi. İsviçre bizim Konya e, kadar bakımlı, güzel, yemyeşil ama Almanya'da yeşil. Artık bizim Türkiye'mizde yeşil. çünkü çok güzel ağaçlar ekilmeye başladı. Murat Bey bize nasıl bilgiler verecek sevgili izleyiciler? Daha ziyade muhasebe ticari e, danışmanlık. Eğer siz bir şirket kurmak istiyorsanız. Hemen Murat Bey'den bilgi alabilirsiniz. O şirketi size nasıl kuracağını anlatacak. Kredi, bireysel kredi, e, sigorta, o kadar çok şey var ki. Planet GmbH öyle bir paket yapmış ki insanlara nasıl yardım edebilirim diye. Ben tabii ki sözü Murat Bey'e vereceğim. Ama bu arada hemen e, sözünü kesmemek için Murat Bey'in sirkeli suyla güzelce yıkadık donma biberlerimizi. Ben bunları... Hanımlar tembellik hem de vakit kaybı olmasın. Böyle böyle çıkartmıyorum. Böyle incecik kesiyorum. Şu saplarını da alıyorum. Sonra üstüne koymak üzere. Yıkadıktan ve güzelce duruladıktan sonra işimizi hazırlıyoruz. Zeytinyağlı demek bol soğan demek. 2 bardak pirince 1 kilo soğan. Doğrayabildiğiniz kadar doğrayın. Onu zeytinyağını hafif dökün. Biraz kavurun. Kavururken ne yapacaksınız? Şeker ilave edeceksiniz. Bir kaşık Hasan Yılmaz Bey'i duymasın. Zeytinyağının en püf noktası şeker ve bol soğan. Onu bir güzel kavuracaksınız. Daha sonra hemen bir avuç dolusu dolma fıstığınız. Eskiden çok pahalıydı bulunmuyordu ama şimdi artık Türklerin çok alışveriş yaptığı marketlerde var. Daha sonra iki bardak yıkadığınız Pirincinizi içine ilave edeceksiniz, kavurmaya devam edeceksiniz. Bir demet maydanoz, bir demet yeşil e, soğanın sapları, e, varsa e, bir avuç kuru nane, e, tabii ki tazesini tercih edebilirsiniz ve bir avuç kuş üzümü. Hepsini şöyle bir kavurduktan sonra bir tatlı kaşığı yeni bahar, bir e, küçük çay kaşığı e, tarçın tuzunu ilave edip bir bardak su koyarak güzelce demlenmeye bırakıyorsunuz. Ben tabii ki bunları vak vakitten kazanmak için evimde yaptım. Murat Bey'e bol bol söz hakkı tanımak istiyorum. İsviçre'deki bizim değerli vatandaşlarımıza nasıl hizmetler veriyorlarmış. Buyurun efendim. Ee, teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Ee, Planet GMB olarak İsviçre'de birçok hizmeti bünyemizde bulunduruyoruz. Bu bağlamda özellikle ticari danışmanlık muhasebe konusunda seyahat ajantesi, kredi, sigorta konusunda müşterilerimize özellikle kendi vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Özellikle ayrı ayrı değerlendirmek gerekirse ticari danışmanlık sektöründe bir kişi, bir şahıs Şirket kurmak istediğinde, elindeki e, biriktirmiş olduğu sermayeyi e, değerlendirmek istediğinde şirketimize müracaat ediyor. Biz de kendisini bu yönde bilgilendiriyoruz. E, kendisine kurmak istemiş olduğu sektörde nelere dikkat etmesi gerektiğini yasalar çerçevesinde e, izah ediyoruz. Karar verdiği takdirde şirketini kurma aşamasında şirketini kuruyoruz. Yıl içerisinde... Muhasebesini yapıp yıl sonunda vergilendirmesini yapıyoruz. Bu bizim esas ana işlerimizden bir tanesi. Bu bağlamda tabii ki elimizden geldiği kadarıyla müşteriyi doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü maalesef bizim özellikle kendi insanımızda şu kararsızlık var. Bir iş kurarken ne yapayım? Akrabalarına sormak, etrafına sormak. Bu maalesef ticarette pek geçerli bir sistem değil. Özellikle neye hakimsek, mesleki olarak neyi yapabiliyorsak bu sektör üzerine durmak gerekli. Biz bunu defalarca müşterimize izah ediyoruz, anlatmaya çalışıyoruz, ikna etmeye çalışıyoruz. Çünkü sonuç itibariyle eğer ki mesleğimize vakıf değilsek, ileride mutlak derecede bir yıl olmasa da ikinci yıl ya da üçüncü yıl bizim Türkçe tabirle tökezleme denilen döneme girmek zorunda kalıyor müşterimiz. Fakat Profesyonel ekibimizle beraber biz müşteriyi yönlendiriyoruz. Vakıf olmuş olduğu sektöre doğru hangi kantonda ya da hangi bölgede bu işi kurma, kurması gerektiğini izah ediyoruz. Bu bağlamda tabii ki vermiş olduğumuz hizmetler içerisinde şirketle beraber sigorta bölümümüz mevcut. Şirketin hangi sigortaları yapması gerektiğine karar veriyoruz. Hukuki olarak yapması gereken sigortaları burada değerlendiriyoruz. Akabinde nakit olarak herhangi bir sıkıntısı olduğunda tabii ki kredi bölümümüz devreye giriyor ve kişisel ve şirket kredileri denilen krediler kredilerde yardımcı olmaya çalışıyoruz müşterimize. Bu şekilde hizmetlerimize devam ediyoruz. Peki Murat Bey şimdi diyelim ki ben bir butik açmak istiyorum. Evet. Size geliyorum ama benim elimde bir kapital yok. Evet. Ee, ne yapmam lazım? Ne yapacağım? Şimdi tabii ki burada ön, öncelikle şirket kurmak isteyen kişilere bizim tavsiyemiz her zaman için ilk bir yıl çok önemli olduğu için bir yıl boyunca kur, yani kurdukları şirkette bir yıl ayakta kalmalarını sağlamak. Yani bunun için mutlak derecede bir kapitale ihtiyaçları var. Yani bir kapital şart. Mutlak derecede şart çünkü e, girmiş olduğumuz sektör ne kadar küçük olursa olsun pozisyon itibariyle mutlak derecede bir maddi gücümüzün olması gerekli. Eğer elimizde herhangi bir maddi güç yok ise bunu bizim kredi bölümündeki uzman arkadaşlara kredi bölümündeki <laughs> uzman arkadaşlara hemen yönlendiriyoruz. E, mut, e, kesinlikle bir çözüm yolu bulmak için beraber konuşuyoruz. E, İsviçre'de yasalara göre bireysel kredi alma haklarına sahiplerse bu arkadaşlarımız bireysel kredi e, hizmetinden faydalandırıyoruz. Bu bağlamda elimize belirli bir kapital geçmiş oluyor. Ee, bizim de tabii ki e, kredi bölümüne bir en azından bir aftrak bir iş vermiş oluyoruz. Fakat e, şunu iyi değerlendirmek gerekiyor. Krediyi aldıktan sonra bunu bunu çok çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Bu kurarken diyelim güzel bir kapitalimiz var elimizde evet. belirli bir meblağımız var. E, bunu şirket kurulumunda ve şirket kurulumu sonrası yapacağımız reklam çalışmasında çoğunlukla erimiş oluyor bu miktar. Bu bağlamda müşterilerimize o yüzden şunu tavsiye ediyoruz. Eğer butikte bir tecrübemiz yoksa iş yapmak için iş yapmamaları gerektiğini iletiyoruz. Bunu kesinlikle ve kesinlikle söylüyoruz. Çünkü sonrasında maalesef istatistik olarak Türklerin yapmış olduğu işlerin arasında özellikle kendi vatandaşlarımızın çok uzun soluklu şirketlere sahip olamıyorlar. Yani belli bir zaman sonra ya maddi çıkmaza giriyorlar çünkü kiralar yüksek oluyor. Özellikle bahsetmiş olduğunuz sektörde butiklenildiği zaman mutlak derecede bir kalf centrum. Yani bir e, satışın bol. bir çarşı olması bir çarşı olm Burada da kiralar tabii ki yüksek oluyor. Sosyal giderlerimiz yüksek olduğu için e, dikkat etmeleri gereken hususta mutlaka teknik bilgi kendilerine veriyoruz. E, sonrasında e, yıl içerisinde tabii ki bu şirketlerin muhasebesinin yapılması gerekiyor. E, Onları olarak. da yapıyorsunuz. Kesinlikle biz... Özellikle e, bu bölümde bizim muhasebe bölümümüzde sadece 5 tane uzman arkadaşımız çalışıyor. E, muhasebesini yaptıktan sonra yıl sonunda Avrupa'da olan arkadaşlarımız, Türkleri bunu bilirler. E, vergi beyannamesini doldurup doldurup e, devlet dairesine gönderiyoruz. Vergi dairesine gönderiyoruz. Evet. Aslında hep bunları birbirlerine sormak lazım. Biliyorsunuz bizim Türkler arasında aman şimdi e, Şitoya Beatele vergi uzmanına para mı vereceğim derler. Ondan sonra da cezalar hapis cezasına kadar gidebilen vergi cezaları çok ağır. Ama bu arada ben şimdi siz çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Murat Bey biz sizi hiç tanımadan girdik evet. programa. Önce siz kendinizi tanıtır mısınız? Kaç senedir İsviçre'desiniz? İsviçre'de mi doğdunuz? Türkçeniz çok güzel herhalde Türkiye'den. Evet. Ee, önce bir tanıyalım. Biraz önce de hanımefendiden bahsettiler. Eşinden ee, çok güzel şeyler yapıyormuş. Onlardan da e, mutlaka bahsetmek istiyorum. Buyurun. Ben um... Ben 1976 Trabzon Çaykara doğumluyum. Ben ilkokulu Yozgat'ta okudum. Babamın işi dolayısıyla Yozgat'ta olmamız gerekiyordu. Ortaokul, lise ve üniversiteyi Bursa'da tamamladım. Sonra 97 yılında master araştırması için İsviçre'ye geldim. İsviçre'de çok akrabalarım var. Yani aile olarak biz çok kalabalız İsviçre'de. Ne kadar güzel. Bir babam hariç işte amcalarım, dayılarım, akrabalarım, köylülerim hemen hemen tamamı İsviçre'de. Avrupa'da diyebiliriz. 97 yılında İsviçre'ye geldim. Hem okul araştırması hem akrabalarımın vasıtasıyla özellikle dayılarımın vasıtasıyla kuzenlerimin vasıtasıyla ve İsviçre'de ben kaldım. 99 yılında bir evlilik yaptım. Ve İsviçre'de oturum sahibi olduk bu sayede. O ortalama 99 yılından beri İsviçre'deyim. İsviçre'de ikamet ediyorum. Tabii ki İsviçre'ye geldikten sonra bir integrasyon zamanımız olması Kesinlikle. gerekiyor. Bunu biliyorsunuz. Sonradan gelen kişilerin her zaman karşılaşmış oldukları bazı zorluklarla karşılaştık. Bu tabii ki birincisi lisanla alakalıydı. Ama yüksek okul okumamız bizim biraz avantajımıza oldu. Bu bağlamda İsviçre'de ikinci bir meslek yaptım makine üzerine. Bu mesleği yaparken tabii ki lisan özellikle ve integrasyon denilen bu geçiş sürecini tamamladık. Bu tamamlama sürecinde tabii ki ticaretten geldiğimiz için, işletme okuduğumuz için İsviçre'nin ticari röntgenini de çekmiş olduk. Bu bağlamda özellikle kuzenim Şendoğan sağ olsun ondan İsviçre'deki ticaretin ne şekilde yürüdüğünü, kanunların neler olduğunu belirli bir geçiş düzeyinde bunları tamamlamış bulunduk. Ve sağ olsun sonrasında kendi şirketimizi kurarak ticaretimize Türkiye'de bırakmış olduğumuz yerden İsviçre'de devam etmeye e, karar verdik. Şükürler olsun. Uzun yıllardan beri, özellikle kendi vatandaşlarımıza e, yol gösterme konusunda maalesef e, şöyle bir durum var e, Avrupa'da. E, tam bu, Avrupa'da yaşayan e, kişiler, özellikle kendi vatandaşlarımız e, bilgi alma konusunda biraz sıkıntılı. Evet. Yani biz ben e, bilirimciler. Kesinlikle. Biz şimdi camiye giden arkadaşımız camide bilgi almaya çalışıyor. E, derneklere giden ya da işte lokallere giden kişiler lokallerden ya da derneklerden bilgiler almaya çalışıyor. Tabu bu eksikliği biz fark ettik. Yani eee sonradan gelen birisi olarak bunun hakikaten çok büyük bir eksik olduğunu fark ettikten sonra konsepti kurarken, sektörleri belirlerken eksikliğe göre bir sektörleri belirledik. Yani Avrupa'da yaşayan birisi e, bir ticari e, hayatı varsa bir danışmanla ticari danışmanlığa Bireysel olarak e, Almanya'da ki gibi değil, İsviçre'de de e, yıl sonunda herkesin privat vergi dediğimiz yani kişisel vergisini doldurmak zorunda. Akabinde Türkiye'ye tatile gitmek zorunda. Sigortalarla alakalı e, biz bunların hepsini konsept olarak bir araya getirdik ve böyle bir şirket kurduk. Süper. Bu arada 3 tane çocuğum var. E, Maşallah. E, 13 yaşında bir kızım, 10 yaşında bir oğlum ve 6 yaşında bir oğlum var. Allah bağışlasın. E, teşekkür ediyorum, Allah razı olsun bu şekilde ortalama şirket bünyemizde 13 arkadaşımızla beraber bir yola çıktık ve kendi vatandaşlarımızı ve İsviçre'de yaşayan İsviçrelilere dahi yol gösterme konusunda profesyonel bir ekip kurduk. bu bağlamda buralara kadar geldik şükürler olsun. kendimi tanıtma konusunda herhalde tahminim yeterlidir. Evet. Harika. Trabzon'da hamsi yediz. Evet. Yozgat'ta arabaşı onların en meşhur şeyi. Evet. Bursa'ya geldiniz, İskender yediniz. Şimdi İsviçre'de de e, arzu ettiğiniz her şeyi buluyorsunuz. Çünkü artık Türk marketleri, Türk'ü, sizden bana gelen çok değerli sıla var. Evet, yine, Suat Bey. Evet, geçen hafta. Hakkın sağ olsun. E, e, Salı günü yine çok değerli, e, pardon onlar İsviçre'den gelmedi, sıla var. Evet, evet. Onlar var. Hemen ben size döneceğim. Sevgili yönetmenim, şimdi şöyle kestim çok kolay bir şekilde biraz tembel işi ama siz isterseniz domates de koyabilirsiniz. Kesiyorum şöyle dışını çıkartıyorum. Hemen hazırladığımız içi sakın çok bastırmayın. Üzüm var, fıstık var. Bütün aklınıza gelen yeşillikler var. Şöyle fazla bastırmadan kapağını da kapatıyorum. Bazı yörelerde domates de konuyor ama ben koymuyorum. Böyle dizdikten sonra bir bardak su koyacağım. Tabii ki tuzunu da ilave edip kapağını kapatacağım. E, ATS tenceremiz biliyorsunuz. Önce 5 dakika kuvvetli ateşte. ibre ortaya geldiği anda hemen ben tamamen kapatacağım et yemeği olmadığı için. Çok güzel bir çizelge ile beraberiz. Aile babası 3 çocuk var. Onların da tabii eğitimleri aileden görme babaları, anneleri gibi eğitimli çocuklar olacaklar. Ne mutlu onlara. E, şu anda bir tane, iki tanesi okula gidiyor değil mi? Üçü de okula gidiyor. Üçü de okula gidiyor. İngilizce, Fransızca, Almanca bütün dilleri öğreniyorlar sizde de değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Üç dil ortalama okula giden çocuklarımız üç dile vakıflar İsviçre'de. İnşallah sonra da baba mesleğini seçerler. Siz ki. bu kadar ki. çok yönlü çalıştığınız için babadan oğula güzel bir geçiş olur. Bizde sektör biraz kalabalık olduğu için hangileri hoşuna gidiyorsa, evet, finans sektörü ise seçecekler. kesinlikle. Yani e, yapmış oldukları okul öncelikle mesleki eğitim bu çok önemli. İstemiş oldukları bir meslek bu çok çok daha önemli. Özellikle tavsiyelerimiz hep bu yöndedir. Anneleri olsun ben olayım. Çocuklarımıza hangi meslek meslek hoşlarına gidiyorsa mutlak derecede ona yönlenmeleri gerekiyor. Biz tabii ki burada kendi yapmış olduğumuz meslekte baş, yani, daha çok başarıya ulaşmak için sadece tavsiyede bulunabiliriz. Eğer seçerlerse tabii ki bayrağı bizden alıp çok çok daha ileriye doğru götürmeleri bizim hoşumuza gider. İnşallah bir... İnşallah. Şimdi dediniz ki muhasebe, yani siz Planet Gmb olarak muhasebe ticari danışmanlığı en önde götürüyorsunuz. Ama bunun yanı sıra işte kredi, bireysel kredi, sigorta, seyahat ajantası, evet. yani akıl, hepsi aslında insanların normal yaşantısında birbirine bağlı biraz önce Kesinlikle. dediğiniz gibi hani çorap söküğü gibi peş peşe gelecek şeyler. Önce çalışacağım, iş yeri açacağım. Ondan sonra e, iş yeri için bir kredi lazım. O e, kredi için bir bilene sormak lazım, bir danışman lazım. Hmm. Derken her şey olacak. Bir muhasebe uzmanı aylık mı, yıllık mı defterini tutan. Sizde nasıl bilmiyorum. Ve daha sonra da e, sonunda vergi e, iadesini yahut da işte her neyse. Peki biraz önce dedim ki ben bir butik kurmak istesem kredi. Kredi alırken şartlarınız nedir? Ben geldim yerimi buldum. Siz de dediniz ki tamam Leyla Hanım burası size uygundur. Bu o, işte bu muhitte böyle bir yer yok. E, elverişli gerçekten elverişli dediniz. Ama benim param yok. Fakat Para bankalardan ne şekilde kredi alabilirim? Nasıl yardımcı oluyorsunuz o zaman? Şimdi İsviçre kanununa göre bankalardan kredi alabilmek için bazı uyulması gereken kurallar şartlar var. Burada tabii ki öncelikle aslında ticarete başlamadan önce şahıs mutlak derecede İsviçre'de ya bir yerde çalışıyordur, bir işlerinde çalışıyordur. Eğer bir işlerinde çalışıyorsa bu krediyi yapmamız çok çok daha kolay. Çünkü e, istatistik yasalarına göre bir kişinin bireysel kredi alabilmesi için e, çalışmış olduğu işlerinden e, son 3 aylık kağıdının mutlak derecede yani e, maaş, kağıdı. maaş kağıdının olması gerekiyor. E, bu olduktan sonra e, herhangi bir sabıkası olmaması gerekiyor. Tabii ki bunlar tamamıyla teknik e, bazı detaylar. E, sabıka kaydının ya da e, bizim e, betrayman grubu demiş olduğumuz e, sabıka kaydının ve ee, özellikle icra belgesinin temiz olması gerekiyor. Yani herhangi bir yerden ya da herhangi bir kurumdan icraya verilmemiş olması gerekiyor. Bizim burada şufa diyorlar, sizde de betraying Samp diyorlar bize Hı. de, evet. Temiz kağıdı getirecek. Kesinlikle oradan alınan e, temiz kağıdının mutlak derecede e, çok küçük betraklar, yani çok küçük rakamlarda e, bankalar bazen sıkıntı çıkartmayabiliyor. Fakat İsviçre bu konuda biraz katı maalesef. Hatta İsviçre'deki ödeme düzensizliği bile bazen bir kredinin olmaması konusunda insanları sıkıntıya düşürebiliyor. O yüzden biz vatandaşlarımıza her zaman şunu tavsiye ediyoruz. Özellikle ödemelerimizi zamanında yapmamız gerekiyor. Yani zamanında yapılmayan ödemeler ileride çok büyük ticaret haneleri açmamız için müracaat edeceğimiz bankalarda sorun teşkil edebiliyor. Mutlak derecede Özellikle dikkat etmemiz gereken ev kirası ve Krankın kastederimiz e, sağlık sağlık, sağlık sigortalarının zamanında ödenmesi gerekiyor. Bunlar çok önemli bir seçedi. E, bankalar buna çok dikkat ediyor. Yani bir insan sağlık sigortasını ve kirasını ödeyemiyorsa, hakikaten finansiyel problemi vardır diye e, onlara kredi e, veremiyorlar. Yani e, kredi alamadığınız için de ileride yapacağınız ticaretle de mutlak derecede e, doğru orantılı olarak e, maddi bir toplu para alamadığınız zaman ticarethanenizde açamıyorsunuz. Evet. Peki Murat Bey ben şimdi e, kredi almak için niçin direkt bankaya gitmeyeyim de size geleyim? Size gelmenin avantajları nelerdir? Şimdi burada açık konuşmak gerekirse İsviçre'de yasalar gereği insanların direkt bankaya gitme hakları vardır. E, şu anda son zamanlarda internetten online e, bazı kredi antrakları yapılıyor. Evet. Şimdi bize gelmelerinin özelliği şudur. Bizim bankayla e, direkt çalıştığımız için herhangi bir aracı kurum olmadığından evet. ilişkilerimiz çok daha iyi. Bankaya siz sadece e, online bir bir form doldurup gönderiyorsunuz. Evet. Ve istemiş oldukları evrakları e, posta yoluyla gönder, gönderdiğiniz takdirde orada bunu e, inceleyen, e, orada bu kredinin olması ya da olmaması kararını veren kişi sizi görmeden sadece evraklarınıza dayanarak evet ya da hayır demek zorunda. Fakat müşteri bize direkt geldiği zaman eğer bir olumsuzluk veya hatta e, bütçe konusunda ufak bir sıkıntı var ise biz bunu kendi aramızda konuşarak e, müşteri hakkında çok daha detaylı bilgi verebiliyoruz bankaya bu çok önemli evet. kesinlikle burada bankadan yani direkt bankaya gittiğiniz zaman almış olduğunuz faiz oranıyla bize gelip Heh, almış olduğunuz faiz oran arasında hiçbir fark olmuyor hatta şunu iddia edebiliriz ki bizim bankayla yapmış olduğumuz pazarlık sonucunda müşterimize daha az faiz oranlı ...kredilendirme yapabiliyoruz. Bunu şöyle söyleyebilirim. Oranlamak gerekirse 10 tane kredide... ...7 tanesinde kesinlikle faiz oranını düşürmek... ...bizim bankadaki kişiyle ilişkimiz iyi olduğu için... ...bunu sağlayabiliyoruz. Fakat direkt olarak müşteri bankaya gittiğinde... ...karşıdaki bankadaki kişi sade evrak görür. Müşteriyi evet. görmez. Çünkü posta yola göndermişsinizdir. Gitmiş olsanız dahi sizi gören kişi başkasıdır. Kredinizi okey verecek olan kişi, memur arkadaş... Başkasıdır. Biz biraz daha burada... Siz e, torpil oluyorsunuz. Yani torpilden ziyade çözüm aşamasında eğer bütçede çok küçük bir oynaklık varsa ya çok küçük bir esneklik yapılması gerekiyorsa ben bunu bankaya direkt olarak söyleyebiliyorum. Arkadaş bu adam atıyorum çok basit bir örnek vereyim. Yılda bir sefer bonus alıyordur. Ya da mesai ücreti alıyordur. Bu aylık kağıdında görünmüyorsa ben bunu bankacı arkadaşa söyleyebiliyorum. Gerekirse işlerinde bir beşteydigung. Yani bir ee, bir evrak alıyoruz ve bu evrağı bankaya fakat müşteri direkt bankaya eğer müracaat ettiyse bu diyaloglar olmaz. Sadece son göndermiş olduğu 3 aylık kağıdı ve kimliğinin önüne arkalı fotokopisini gönderir bankaya. Bankadaki memur da evet bu kağıtlara göre ben krediyi veriyorum ya da vermiyorum diyebilir. Fakat bizde öyle değil. Biz bankayla bazen 2 gün 3 gün pazarlık bile yapabiliyoruz. 2 gün 3 gün e, mutlak derecede bazen e, bir haftaya e, ulaşacak şekliyle e, pazarlık yapabiliyoruz. Anlaşma yoluna gidiyoruz. Bazen de banka bize şunu söylüyor. İşte Murat Bey ya da işte Planet GmbH bu müşteriyle alakalı 2 ay gözetim süresi alalım. 2 ay boyunca aynı e, şekliyle kalabilirse 2 ay sonra bunun kredisini yapalım. Yani biz biraz önce bahsetmiş olduğunuz gibi torpil konusunda evet teknik olarak biraz daha torpil miyiz yani diyebilirim. Tabii ki bir de siz e, yıllardır bu işi yapıyorsunuz. Banka en azından sizi tanıyor. Kesinlikle. Püf noktaları var çünkü. Püf noktaları. Hatta en ufak bir şeyde bile bir doktora bir randevu alırken bile biz tanıdığa hemen deriz ki sen tanıyorsun. biz Aynen. Sen telefon ediver falan gibi. Bu büyük bir güvence. Kesinlikle. Gerçekten. Peki e, biraz önce dedik şu faya işte şeye e, kayıtlı o, olmayacak bilmem ne en küçük. bu Bütün bu Olayları hallettikten sonra e, kredi alırken sigorta var mıdır? Sigortanız işler mi? Kesinlikle bankanın vermiş olduğu hizmetler arasında e, mutlak derecede e, sigorta söz konusudur. Eğer müşterimiz bunu isterse işsiz ya da hastalık durumunda ya da bir kaza yapmış olduğu durumda e, kredi yani kredi başvurusunu yaptığında bankaya e, müracaatında bunu mutlak derecede bildirmesi gerekiyor ya da aracı kurum olan e, bize bunu bildirmesi gerekiyor. Fakat bu ister istemez ödeyeceği aylık taksitte çok küçük bir meblağ yani sigorta meblası tabii ki üzerine gelecektir. E, fakat burada müşterilerimize kesinlikle biz bunu tavsiye ediyoruz. Her kredide, bireysel kredide mutlak derecede yarını kestiremediğimiz için, bilemediğimiz için sigortalarını yapmalarını tavsiye ediyoruz. İşsizliğe karşı hastalık ve umf, yani kazaya karşı sigorta yaptırmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Çünkü 5 sene yapmış oldukları bir kredi anlaşmasında bir sene sonra rahatsızlıklarından dolayı e, kredi ödeme zorluğuna giriyorlar. Ödeme zorluğuna girdikleri zaman e, ödeme düzensizliğinden dolayı bir sonraki sefer kredi müracaatı yaptık, yaptıklarında banka kesinlikle bunu onaylamıyor. Evet ama bu sigortanın belli bir süresi var değil mi Murat Bey? Yani... E... Kredi aldığı zaman sigorta yapıldığı zaman belli bir süresi var. Evet, İsviçre'de bu süre bir yılla 3 e, aydan sonra başlar. Yani evet. herhangi bir hastalık ya da bir umfal durumda üç aydan sonra sigorta devreye girer. E, bir yıl boyunca e, ödemesi gereken ücreti ödenecek olan ücret sigorta tarafından karşılanır. E, sonrasında e, tabii ki bu durum e, bankaya iletilir veya aracı kurum olan bize iletilir. Biz bankayla e, bir görüşme yaparız ve bu konunun ne şekilde çözüleceğini. Taksitlerin düşürülmesi konusunda yardımda bulunuruz. Fakat İsviçre'de şöyle bir durum var. Yani hasta olsak da, yani kaza geçirmiş olsak da Avrupa'da siz de çok iyi biliyorsunuz, maaşımızın belirli bir kısmını biz e, sosyal haklarımızdan alıyoruz. Evet. Burada tabii ki hastalık durumunda maaşımızın yüzde yetmişini alabiliyoruz zaten. Fakat o aradaki yüzde otuzluk kısım aile babasıysak, yalnız çalışıyorsak mutlak derecede bütçede bir eksiye yol açıyor. Evet. E bu bağlamda da bu sigorta eğer var ise bir yıl boyunca en azından e çok rahat bir şekilde sigor e, kredimizin e, taksitlerini ödememizde yüzde %100 olarak bize yardımcı oluyor. Evet. Ve o yüzden müracaatta mutlak derecede kredi e, müracaatında sigortayı e, taleb, talep gerekti. etsinler. Kesinlikle talep etsinler. Evet. Gerçekten biz Türkler biliyorsunuz hani e, bazı e, Türkler gözü pektir, bazıları da Krediden, borçtan çok korkarlar. Evet. Ama o kadar güzel şartlar var ki bilmek lazım. İşte biz de böyle programlar yapıyoruz ki sevgili izleyicilerimizi bir yandan da uyarmak açısından. Evet. Yani kredi alacağım ama yarın hastalanırsam ne olur korkusu. Evet. Ee, bir yıla yakın inşallah tabii olmaz ama e, sigorta ödüyor. Şimdi muhasebe e, ticari danışmanlık demişsiniz. Bunların e, hangi... E, görevler kapsamı görevleri kapsıyor ticari danışmanlık e, yer gösteriyorsunuz şu işi mesela şimdi diyelim ki ben biraz önce butikten vazgeçtim şimdi evet. öğrendim e, kredi alabiliyorum e, maaş kağıdım falan yeterli ama siz bana dediniz ki Leyla Hanım e, yapmayalım bunu ben size e, işte şu mahallede şu eksik bazılda değil de Zürih'te bir takım şeyler eksik. Nasıl yardımcı olabiliyorsunuz bana? Şimdi burada kesinlikle ticari danışmanlık demiş olduğumuz hizmetimiz uzman kadromuz tarafından verilen ve uzun uğraşlar sonucu ve e, istatistikler sonucu vermiş olduğumuz bir hizmet. Siz bana geldiniz ya da bizim şirketimize müracaat ettiniz. E, çok basit. Bazel bölgesinde ya da Zürich bölgesinde bir market ya da e, işte bir Türk dükkanı e, açmak, açmak istediğinizi istiyor. söylediniz. Bakın bu çok önemli. Yapacağımız işe birincisi karar vermek. Bu çok önemli. Yani, Benden beraber karar verebiliyor musunuz? Mesela ben bir fikrim yok, size geliyorum. Ben bir iş kadını olmak istiyorum. Şimdi bizim burada tabii ki sizden öğrenmek istediğimiz bazı e, bilgiler, bilgiler var. var. Burada özellikle herhangi bir meslek mesleki e, var mı? Herhangi bir e, beceriniz var mı? En kötü ihtimalle. Beceriniz var mı? Bunları öncelikle tespit Faktiniz ediyoruz. Vaktiniz var mı? Zaman kesinlikle önemli. Evet. E, sektörel olarak da e, farklı zamanlar tabii ki mutlak derecede aranıyor. E, zamanınız var, mesleğiniz var, e, kredinizi de aldınız nasıl olsa, evet. e, paramız da var. Fakat bölge olarak, evet. özellikle diyelim ki siz dediniz ki ya bazı bana çok yakın, ben bazı elde bu sektörde e, bir işleri açmak diyorum. istiyorum. Bizim buradaki tespitlerimize güvenmeniz gerekir. Biz eğer atıyorum çok basit bir örnek vereyim, market açmak istediniz fakat bazı bölgesi markete doydu. Çok var. Çok var. Ve bu varlıktan dolayı sürekli el değiştirmeler. Biz çünkü ticaretin içerisinde olduğumuz için bu bilgiler bize geliyor. Zaten çoğunlukla ya biz satarız yeni alan kişinin de ya da muhasebesini yaparız. Çünkü hani kulağa deliktir derler Türkçe'de çok güzel bir söz evet, var. Evet. Bizim de ticari konuda İsviçre küçük bir ülke olduğu için kulağımız bu konulara delik. Biz size şunu söyleriz. Bazel bölgesinde market ve benzeri işler doymuştur. Vazgeçin. Bu işten vazgeçmeniz gerekir. Fakat atıyorum çok basit bir örnek. Sade manav konusunda ya da sade meyve satışı konusunda bir dükkan açmanızı tavsiye edebiliriz. Veya sizin becerinize yapmış olduğunuz mesleki eğitime göre farklı branşlar size önerebiliriz. Veyahut da Bazel bölgesi değil de biraz daha Zürih bölgesine doğru ya da ara bölgesine doğru bu branşda bir e, eksiklik var deyip size tavsiye edebiliriz. E, bunu mutlak derecede dinlemeniz gerekli. Çünkü sebebi şudur. Bilinçsiz olarak yapılan yatırımlar belirli bir zaman sonra ticarette uzun soluklu olmamak olmama olmamaya mahkumdur. Bu bir kesinlikle ve kesinlikle doğru bir çözeltidir. Evet. Yani eğer bir yerde çok fazla bir yığılma var ise, Orada ileriye doğru mutlak derecede bir kapatma söz konusu olacaktır. Buna dikkat etmek gerekir. Profesyonel ve bilinçli kişilere bunu danışmamız gerekir. Özellikle e, ticari danışmanlık veya hatta e, muhasebe konusunda uzman arkadaşlarımıza e, danışıp bir de ne şekilde bir şirket açmanız gerektiği bak bakılacak olursa İsviçre'de 3 ya da 4 şirket çeşidi vardır. Bu Türkiye'de de aynı şekilde. Yani çok basit olan işte aynsız firma dediğimiz şahıs firması. İşte orta ölçekli profesyonel olan GmbH, e, Türkçe açılımıyla limites şirketidir veya daha büyük bir yatırım yapmak istiyorsanız e, bu AG olabilir. Bunları da kesinlikle profesyonel birisinden e, destek alıp da yapmanız gerekir. Sizin iş hacminiz çok küçüktür, AG kurmanıza gerek yoktur ama sizi AG kurmanız konusunda birileri yönlendirmiştir, boşuna masraf edersiniz. Bu konuda uzman bir arkadaşa, uzman bir şirkete danışırsanız hem doğru yatırım yapmış olursunuz, hem paranız boşunuza gitmez, hem de en önemlisi geleceğiniz için, çoluk çocuğunuz için istikrarlı bir iş sahibi olmuş olursunuz. Haricinde mutlak derecede ileride e, sorunlar yaşayabilirsiniz. Doğru. Yani bu bağlamda profesyonel olan şirketlere mutlak derecede e, uğramanız gerektiği veya vatandaşlarımızın gitmesi gerektiği konusunda e, biz buradan tavsiye edebiliriz ve haklı olduğumuzda yıllar yıllardan beri bu işleri yapmış olan birisi olarak ya Türk ben size demiştim. Hani bunu yapmayın. Bunu biz aslında söylemek istemiyoruz. Evet Fakat... bu çok yaygın bir... Kesinlikle. Evet ben de böyle bir mağduriyet yaşadım Murat Bey. Onun için sevgili izleyiciler can <laughs> kulağınla dinleyin. 95 senesinde ben işte bundan geldikten sonra çalışma hayatı olmadı. Ee, eşimin gazetesinde bir bana sayfa verdi. Sen bunları yap dedi. Ama o bana yetmedi. Ee, Dışa açılmak istedim. Yani çok aktif bir insanım. Çocuklarım da büyüdü. Bir e, dükkan açmak istedim. Ama işte birbirlerine sormadığım için tam da o sene işte e, Berlin duvarı yıkıldı. Hmm. İnsanlar akın akın buraya geldi. Şu yüzde %16'dan %19'a çıktı. Bir vurgun. Onun için ee, çok iyi bilmek lazım. Kesinlikle. Ee, i̇nsanların neye ihtiyacı olduğunu da bir geçen kartikel açtık. Aynı yerde daha güzel belki başka başka bir pasajın içindeydi. Ay başı bir geliyordu. Kira, vergi, işte kapının dışı, ışıklandırma, faks vardı o zamanlar böyle şeyler yoktu. Ama bir vurgun. Bu vurgunu insanlar yaşamasın diye sevgili izleyiciler bakın Murat Bey'i davet ettik birbirlerine sorun. Peki bir şey sormak istiyorum. Buyur. Böyle bir danışma. Ee, şimdi hemen ben bir iş kadını olarak yahut bir anne, bir ev kadını olarak hani çocuklarıma da böyle bir şey yapmak istersem düşündüğüm zaman ki izleyicilerimiz de düşünecektir. Bunun maliyeti büyük müdür sizlere gelip danışmak? Çok büyük bir rakam mıdır? İnsanlar böyle hep geri çekilir, korkarlar. Şimdi e, çok güzel bir soru sordunuz sanki biz bunları anlattığımızda bazı seminerlerde ya da toplantılarda biz bunları dile getiriyoruz. Özellikle profesyonel dediğiniz zaman sanki eşittir çok büyük rakamlar, evet. çok büyük paralar. Evet. Bakın alakası yoktur. Her ticaret hanenin ya da her iş yerinin mutlak derecede bir muhasebeciye ihtiyacı vardır. Evet. Kesinlikle bu böyledir. Yani evet. muhasebenizi yaptıracağınız profesyonel birisi olmak zorunda. Siz bunu kendiniz yaparım deseniz de sadece ön muhasebeyi yaparsınız. Yıl sonundaki absolus dediğimiz olayı yapmanız mümkün değildir. Bu bağlamda e, muhasebeye ihtiyacınız var ise bizim vermiş olduğumuz hizmet içerisinde bahsetmiş olduğum danışmanlık ücreti eğer müşteriyle anlaştığımız takdirde muhasebesini biz yapacaksak biz bu hizmeti ücretsiz olarak veriyoruz. Yani Süper yani hiç ücret almadan kesinlikle. o insanlarla çalışıyorsunuz. İlk görüşmemiz analiz toplantı kaç kişi katılırsak o toplantıya katılalım hiç problem değil. Çünkü e, şirkette bizim kişinin yapacağı sektöre göre mutlak derecede bir ya da iki kişi daha toplantıya katılmak zorunda. E, o bölümün uzmanları. E, bu bağlamda muhasebe ücretinin yani muhasebe için anlaşmış olduğumuz bir rakam olacaktır. 3 lira ya da 5 lira hiç önemli değil burada. E, bir yıl boyunca bize ödeyecekleri rakamın içerisinde bizim bütün danışmanlık ücreti de içinde oluyor. Yani burada... Gmba'yı kuruyorsunuz, yeri gösteriyorsunuz, ben beğenirsem tamam Murat Bey diyorum, şirketi kuruyorum, elemanlarımı alıyorum ama bunun karşılığında siz hiç ücret almıyorsunuz fakat ben sizinle çalışmayı taahhüt ediyorum. Yani benim yıl sonu vergi almanların şöyle beraber dedikleri, evet. siz benden sorumlusunuz, ben sizden sorumluyum. Bu kadar basit. Şimdi burada önemli olan kesinlikle güven. Evet. Şimdi ticaret ve muhasebeci. Çok ayrılmaz ikili. Yani evet. işveren yani patronla muhasebeci ya da muhasebe şirketi ayrılmaz bir ikili gibidir. Siz şuna karar vermeniz gerekir. Ben Planet GmbH ile uzun yıllar çalışmayı evet. hedefliyorum. Dediğiniz zaman bunun ücretinin olmaması gerekir. Biz zaten yıl içerisinde bir muhasebe ücreti ödemek zorundasınız. Bizim de çünkü ayakta kalabilmemiz tabii, için. Tabii. Fakat haricinde bizim size danışmanlık için vereceğimiz bütün hizmetler ücretsizdir Zaten bu olsun. yıl içerisinde yıl içerisinde kesinlikle biz sizi mali olarak da yönlendireceğiz mali olarak da biz sizi açıldın bir... toparlan. kesinlikle bunları biz ikaz <laughs> etmek zorundayız yoksa e, bir mali kriz söz konusu olur ve bir de bizim yaşamış olduğumuz ülkede özellikle İsviçre'de sosyal kesintiler Almanya'da da böyle ve kiralar hakikaten çok yüksek, çok yüksek. özellikle işçilik çok yüksek e bunların altından kalkabilmemiz için mutlak derecede dengeli bir politika, bir finans politikası yürütmemiz gerekir. Bunları yapabilmemiz için de düzgün, seviyeli ve belirli aralıklarla bir araya gelip bunları şirketin bütün detaylarını konuşmamız gerekir. Biz bunların tamamını ücretsiz olarak hizmet ediyoruz. Kesinlikle. Evet. Yani bunun için sordum biliyor musunuz? Affınıza sığınıyorum. Daha önce de hiç konuşmadığımız için her çarşamba hukuk saati programımız var. Benimle beraber avukatımız Alparslan Küçüktağ yurt dışındaki vatandaşlarımızı en güzel şekilde emekliliğe yönlendiriyor. Kaybolan haklarımızı bulup çıkarıyor. Fakat işte avukat falan deyince telefon bağlantıları geliyor. İşte ben gittim konsoloslukta beni yönlendirdiler. Çık yukarı form doldur sen emekli olursun ve bağlanıyor. İşte bana 500 lira bağlandı. Ee, tabii ki birbirlerine sormadığı için. Evet. Halbuki avukatımızın bütün danışma ücretleri de bedava. Yani sadece fikir veriyor. Evet. Onun için bunu paralı zannediyorlar. Ben de hani şirket, GMBA falan deyince, profesyonel büyük bir ekiple çalışıyoruz deyince insanlarda ister istemez bir çekinme oluyor. Onun için e, bu konuda bu soruyu sordum size. Şimdi bu güzel bir şey. Derken şirketi kurduk. Çok da yorulduk. Evet. Her şey harika. Nereye gidiyoruz? Evet, tatil yapmamız lazım. Seyahat acentamız var. Evet. E, seyahat acentası hakkında nasıl bilgi alırız? Nerelere uçabilirim? Bu bir paket program mıdır? Bu e, çocuklarımın okul tatiline göre mi ayarlanmıştır? Yahut siz bize nasıl fikir veriyorsunuz? En çok hangi ülkelerle çalışıyorsunuz? Şimdi tabii ki yıl içerisinde yaşamış olduğumuz yorgunluğu bir şekilde e belirli periyotlarda dinlenerek geçinmemiz, geçirmemiz gerekir. Bizim şirketimizin içerisinde seyahat acentemiz bölümümüz var. Bu bölümde 3 e, tane uzman arkadaşımız görev yapmakta. E, uçak bileti özellikle şunu söylemek istiyorum. Uçak bileti dünyanın her tarafına sadece Türkiye değil dünyanın her tarafına uçak bileti otel paketler yani yazın 3 hafta 4 hafta otele gitmek istiyorum Antalya'ya dinlenmek e, dinlenmeye gitmek istiyorum. Bu tür hizmetleri de biz şirket olarak Planet Travel GmbH bünyesinde bu hizmetleri de sunuyoruz. Evet. Özellikle iddialı olduğumuz bölümlerimizden bir tanesi hakikaten ticaretin içerisinde olduğumuz için bizim müşterilerimizin çoğu esnaf, iş adamı, evet. dernek yöneticileri ve tabii ki şahıslardan da oluşuyor. Bu konuda bizim kendimize özel bazı tur operatörlerinin ürünlerini satıyoruz özellikle. Haricinde kendimize özel e, bir takım turlar düzenliyoruz. Bunun da haricinde diyelim derneksiniz, ferahinsiniz veyahut da e, bir camisiniz, e, bir, bir kadın kolları derneğisiniz. Evet bu arada eşinizden de biraz sonra bahsedeyim. Evet. Evet. Seyahat ajantemize müracaat ettiniz. Biz e, Austin feriyede ya da e, Austin tatilinde 4 günlük 5 günlük bir kampa gitmek istiyoruz. Bu kamp hangi ülkede olursa olsun bizim için fark etmiyor sizin belirlemiş olduğunuz bu Türkiye olabilir ki tercihimiz kesinlikle Türkiye'den Türkiye, yana. Evet. Antalya bölgesinde veyahut da sizin istemiş olduğunuz farklı bir bölgede, Karadeniz bölgesinde, Antalya bölgesinde veya farklı bir bölgede biz sizinle alakalı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Profesyonel bu işi hakikaten çok iyi bilen ekibimiz birkaç gün içerisinde sizin isteğiniz doğrultusunda size birkaç tane alternatif sunuyor. Siz bunu yönetim kurulu olarak veya dernekseniz üyelerinizle beraber tartışıyorsunuz. Ve biz bunu çoğunlukla abartmak istemiyorum maliyetine yapıyoruz. Çünkü e, şirket olarak belirli bir bütçeye sahibiz. Farklı sektörlerden de bize e, para girdisi olduğu için turizmde e, minimum kar marjıyla çalışıyoruz. Çok güzel. Yani diğer seyahat ajantilerinden alacağınız herkes kendi çapında çok güzel produklar satıyor. Evet. Fakat bizim burada özelliğimiz... E, Aynı şirket içerisinde 5 branşta çalıştığımız için turizmde özellikle Reise branşında çok küçük kar marjlarıyla çalışıyoruz. Bunu mutlak derecede bizden istemiş oldukları ofertelerle test edebilirler, bakabilirler. Şirketimize gelebilirler. Mutlak derecede alışveriş yapmaları da hiç önemli değil ki bizim şirketimize gelen birisinin alışveriş yapmaması mümkün değil. Çünkü süpermarket gibiyiz. Bu gelen arkadaşımızın vergisi olacaktır, kredisi olacaktır, şirketi olacaktır, seyahati olacaktır, ee, olacaktır da olacaktır. Fakat seyahat seyahat acentesi bölümünde e, ciddi ve ciddi bizden e, teklif almaları e, yani teklif Mutlaka. aldıklarında evet. e, kar marjımızı ne kadar olduğunu zaten diğer taraflardan aldıkları tekliflerle karşılaştırabilirler. Evet, Bu, biraz önce de konuştuğumuz gibi mesela bir grup olarak geldiğimiz zaman. Evet. diyelim ki 10 kişilik bir grup. Yahut da sizin eşinizin bugün Seydmurse e bugün mü gidiyorlar? Yarın, Yarın gidiyorlar. Evet. İyi yolculuklar dileriz. Eşinizden biraz bahsedelim mi bu Seyahat Acentası? Bakın ne kadar güzel dernek olarak harika bir şekilde gezi tertiplemişler. Bizler de yapıyoruz ama ben bu aralar hiç uyamıyorum. O da ayrı. E, nereye gidiyorlar dediniz? Şimdi eşim Lensburg Türk Kadınları derneği üyesi. Evet. E, hakikaten yılda belki 10 kez e, abartısız bir şekilde e, günübirlik turlar düzenliyorlar. Yarın da inşallah Sant Moritz'e e gidecekler. E, günübirlik sabah 6'da gidip akşam 8'de e, dönme şartıyla. Da. havası Kesinlikle dağ var. havası. Şimdi haftanın yorgunluğunu atmak gerekli. Özellikle e, kesinlikle hava da e, çok güzel olacakmış yarın. E, şimdi bayanlar çok yoğun çalışıyor. Biz ne kadar iş hayatında yoğun çalışsak da bizim derdimizi onlar çekiyor. Yani akşam eve geliyoruz, yemeğimiz hazır. Beyler ee, duyun lütfen. Yani, e, haricinde bütün ihtiyaçlarımız gideriliyor. İşte gömleklerimiz, takım elbisemiz, rengimiz, her kravatımız. Şey. Her şeyimiz hazırlanıyor. Yani bu konuda evet e, eşlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Yani bu Allah, razı e, olsun. Allah sizden de razı olsun. E, bu çok önemli. En önemlisi çocuklarımızın eğitimi. E, evet. Biz çünkü çok yoğun iş hayatında olan Doğru. E, kişiler olarak... E, Eve çok fazla zaman ayıramıyoruz. Belki haftada bir gün çocuklarımıza ve eşimize zaman ayırabiliyoruz. Ama haricinde kalan 6 günü evde eşlerimiz üstleniyor. Yani yoruluyorlar. Hakikaten yoruluyorlar. ve Bizim tavsiyemiz de bu. Hafta sonları mutlak derecede ayda bir gün de olsa. Ay Murat Bey iyi ki geldiniz siz. Ay iyi ki geldiniz de böyle... Bir beyin ağzından böyle güzel şeyler duymak ne kadar güzel sevgili izleyiciler. Hanımlarınızın kıymetini bilin. Önce anneler sonra hanımlar. Kesinlikle. Ya, ya hayattaki en önemli iki varlık. Evet. Çocuğu da eklersek üç. üç yani varlık. anne. Allah evet yani Doğru. bayan olarak yani anne ve eş hakikaten çok önemli. Biraz ve... önce dediniz ki o e, Çanakkale'ye bir grup gittiği zaman ben onu e, çok beğendim. E, eşinizle Osmanlıca e, e, okuyup yazıp da onlara turistlere orayı gezdirmesi ya giden evet. e, e, turistlere ne kadar güzel bir şey. Onur verici bir şey. Keşke ben de orada olsaydım. Şimdi kesinlikle e, önümüzdeki zamanlarda inşallah bizim kendi planlamış olduğumuz paketlerimiz e, e, bu çalışmalarımızı biz mutlak derecede yerel basında ve televizyon aracılığıyla bildireceğiz. Bizim de yakın zamanda İstanbul, Çanakkale, Bursa türü. E, belirli zamanlarda, yılın belirli zamanlarında otel paketlerimiz başlayacak ve gezi turlarımız başlayacak. Harika. İnşallah bir tanesinde sizi davet ederiz. İnşallah. mutlak Mutlak derecede bir özellikle Çanakkale. Bu arada 16'sında biz Çanakkale ve Balıkesir e, tisab olarak, biz turizm acentelere birliği olarak inşallah bu ayın 16'sında e, Çanakkale ve Balıkesir'e gideceğiz. İnşallah. E, oradaki otelleri ziyarete gideceğiz. Ve turun bir tanesinde mutlak sizi ağırlamak isteriz. Ay sağ olun, teşekkür ederim. Yani hiç, i̇nşallah. E, e, İstemeniz yeterli. Çok Zaman ederim. ayırmanız yeterli. Kesinlikle bu konuda yardımcı olabiliriz ve bayanların ayda bir kez mutlak derecede e, dağ daha havası yani bir gezi ne olursa olsun gitmeleri gerekiyor. Kendi İnşallah. başlarına güzel e, değişik ülkeleri görmeleri mutlak derecede gerekli. Bu alanda biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Evet. Murat Bey bu konuya tekrar döneceğiz ama şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra televizyonu televizyonunu geç açan izleyicilerimiz için de bu güzel paket programlarınızı ayrı ayrı anlatacağız. Kesinlikle. Efendim kısa bir reklam aramız var. Bizim zeytinyağımız bu arada pişiyor kapağını açmıyoruz. Reklamlardan sonra Murat Bey ile beraberiz. Reklamlar.